İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Zero Limit izleyenleri, gene harika bir konuğum var, harika bir muhabbet izleyeceksiniz. Ülkemin en alternatif, en parlak, en artist, en yıldızlarından birisini konuk ediyoruz. Bizi kabul ettiği için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz ona. Muhabbet içinde onu ne kadar sevdiğimi, ondan ne kadar ışık aldığımı siz de görecek, bilecek, şahit olacaksınız. Gururla sunuyorum. Zero Limit harika bir program açılışı yapıyor. Bayanlar baylar, karşınızda Neptünler. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Tarık. Harikasın. Seni sen çok öyle seviyorum. Yetmez bu cümleler. Bir tane sana ben olan duygularımı anlatmaya hoş geldin. Hoş teşekkür buldum. Ederim bizi kabul ettiğin için. Ömrümün sonuna kadar. Hiç ölme abi sen. Sonsuz ol. Bence de öylesin zaten. Sağ ol bir tanem. Nasılsın? Tarık çok şükür iyiyim. Bir kere şurada da var da senin çağırman beni daha fazla duygulandırdı. Çünkü senin işte çocukluğunu biliyorum ben diye ilk sahne işte deneyimlerini hatırlıyorum diye. Seninle ben ve ailem de hepimiz seninle gurur duyduk biliyorsun. Söylememe gerek yok. Benim için bir onurdur. Ben de koştura koştura geldim. Uçağa diye, senin için. Harikasın ya. Abi. Ben de genelde heyecanlanmam, Mete bilir. Sen de bilirsin aslında ama çok ender olurum böyle. Kız kardeşimde de birazcık heyecanlanmıştım ama sendeki çok daha farklı. Benim için senin hatırlamadığın dönemler de var ve çok önemli benim hayatımda. O nasıl yani? Tabii mesela hep genç olduktan sonra işte Sıla 4, SOS'ten çok etkilendik, ışıktırlar dedik diyorum, gururla söylüyorum ama ben 8-10 yaşlarımda, sen de delikanlı yaşlarında herhalde. Mücahitler sitesinde harika programlar çıkarıyordun. Biz de orada gölet çocuğuyum ben, Hisar çocuğuyum. Kaçıp kaçıp geliyordum yani, kaçmıyordum da. Mücahitler sitesinin orada büyüdüğüm için yani herhalde, herhaldesi fazla
Bunu radyoda da söyledim dün akşam. Seni anons ettim işte. Neptün'ünle inşallah Allah kısmet etti ve böyle bir program yapacağız diye. İlk ışıklar bu memlekette böyle artist olunur, parlanılır. Coşkulu konserler verilir. Herhalde senden fark ettim abi ben. Canımsın. İki varsın. Bir tanemsin. Tarık şimdi o bir konserin ışık meselesidir. Yani ne meselesi abi duyamadım. Şey düştü. Konserin ışık meselesi. Evet. Bu sahne olayı herkes bence tamamıyla bir ışık meselesi. Şimdi bak, yemin ederim sana, ben şöhret olmak için sahneye çıkmadım. Eşimi ve çocuklarımı ekstra bir ücretle geçindirebilmek için sahneye çıktım. Ki annem benim, yani bestekar, sonra Nebahat Üner. Evet. Amcam Zeki Müren'den evvel, Türkiye'nin starı Ahmet Üstün, İstanbul Radyosu sanatçısı. Babam konservatuvar müdürüydü. Ailede var. Aileden gelen bir şey, tutkuydu bu. Ya niye okuyayım ben dedim falan filan. Ve hayatımda ilk defa, tabii 74 öncesi, bir işte hikaye Kıbrıs'ta, var böyle, çok önemli bir hikaye var Kıbrıs'ta aslında. Geldiğim zaman eşim beni işte tuttu kolumdan, sonra Kıbrıs'a getirdi. Sağ olsun. Şimdi ben eşin dediğin Sezin Atma'ya da buradan büyük büyük kalpler, böyle mor ışık saçan kalpler, çok seviyorum onu. Sevgilerimi gönderiyorum sevgili eşime. Şimdi 1970'te ben adaya geldikten sonra 72 yılında Ortaköy'de Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nın tam karşısında Neptün Aile Gazinosu var. Bak. Ne güzelsin. Şimdi Lefkoşa'da tabii beni o iki yıl içinde tanıyanlar çok severlerdi. Ve o insanlar hiçbir hayatta değil şimdi Işık. Cennete de sevgiler. Allah diyoruz. Ruhlarını şahit etsin hepsini. Herkes orayı benim zannederdi. Neptün Aile Bahçesi Aile Gazinosu diye. Evet. Ya bende para nerede? Nereden oranı sahibi hocam? Mek nasip oldu. Bas gitarcı, sonra Al Capone vardır. Evet. Al Capone olsa kardeşlerden en büyüğüdür. Süperdir onlar da, yetenekliler maşallah. Al Capone da o zaman arkadaş olduk tabii. Al Capone benden küçük. Yani 9 yaş ufak. Yani hangi Al Capone? Neptün abi dedi o. O en büyük Alkabon. En büyük dedi. Eyvallah. En büyük dedi. Ahmet Al Capone. Eyvallah. Ya Neptün abi dedi, bir program var dedi. Gel bize 2-3 şarkı oku dedi. Bak ilk defa çıkıyorum çünkü biz aramızda şarkı söylüyoruz ha o zamanlar. Sen Kıbrıs'ta 2 yıllık mı? 70'te geldim adaya, 1970'te. 72 senesi zannediyorum bu. Çağırlar benim gırgırına gideyim. Böyle bir gırgırına. Stadyum gibi bir yerdi orası, böyle yuvarlak. Sonra apartman yapıldı oraya tabii. Hı. Abi orada ben ilk sahneyi aldım. İki şarkı, üç şarkı diye çıktık. Vallahi bırakmadılar, sağ olsunlar. Hala da bırakmıyorlar seni. Çıktın mı? Evet. Ve okuduk orada. Aman çok sevindim ya. Yani halk sarıldılar, öptüler. Hepsi benden büyükler. Yıllar geçti. Tarih bir sene, bir buçuk sene sonra Limassol'a gittik. Ondan sonra şey vardı, neydi? Altı Parmaklar. Eyvallah. Rahmetli hepsi, ondan sonra Mehmet Ali amcam vardı. O su Kemani, Mehmet Ali Tatlıyer, Ahmet Becerikli. Harika isimler, ölümsüz isimler. Onlar da beni çok severlerdi. Utcu Cahit amca falan. Şimdi prova yapacağız. Bebeni Leymos'una götürecekler. Leymos'unda da sünnet düğünü var falan. 74 öncesi bu falan. Tabii zaten ben, konserler sadece düğün sünnetlerde olmaz mıydı yani? Öyle değil miydi? Aynen öyle. Ha bir de ben Rumca'da okuyorum diye. Çünkü Yunanistan göçmeniyiz. Yani babamlar Yunanistan göçmeni bizim. Atatürk'ün hemşerisiyiz biz. Bunu bilmezdim. Ya annemler İstanbullu. Sonra babamlar Yunanistan göçmeni. Harika bir hepsi. Kültür almışsın, kültürün. Sağ ol. Şimdi prova yapıyoruz. Burada da imzasını atmışsın yani abi. Prova yaparken ses bana pes geldi. Bak şimdi yerinden diyorum. Yani bizde sol, sende batıda re. Mehmet Ali amca ya diyorum bu pes. Ondan sonra Cahit amca yok oğlum yerinden çalıyoruz diyor. Sonra Cahit amca aklıma geldi. Ben hep köyüm dedi bana. Ne oldu Cahit amca? Nereden akordun ama? Meğer akortları bir ses pes çekerlermiş de tel kopmasın diye. Kopmasın.
Ve git, unuttu ama. Unuttu, yazık söyledi. O zaman bir ses yukarı çalın bana dedim ve provayı yaptık. Harikasın. Kıbrıs'a nasıl geldiğini soracağım. Aşk mı getirdi, savaş mı getirdi? Aşk getirdi. Aşk getirdi. Oh, ne güzel, hoş geldin. Ben ondan sonra eşim o zaman İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde okuyordu Sultanahmet'te. Bir düğünde tanıdım onu ben. Düğünde? Bir düğünde tanıdım. Maşallah. Oradan mı şarkı söylüyordun? Bunlar orada şarkı söylemiyordu. Işık, bir arkadaşım vardı. Bu Sezin ablanların yanındaki hanımefendilerin, kızların arkadaşıymış. Ya Neptün dedi, o da benden bir yaş büyüktü o çocuk, rahmetli oldu. Ya dedi, Kıbrıs'ta arkadaşlarım var, bir gelin var. Ya bırak dedim ya, bırak şu kadınları, kızları bırak. Ay ay ay. Şimdi gitti o... Ben de yalnız oturuyorum masada. Bir ara bir bakayım bunlar kim diye dedim. Sezin ablanla göz göze geldik biz. Sonra yanına gittim ben de. Baktım ki gelmiyor arkadaş. Muhteşem buluşma. Tanıştık Sezin ablanla, dedim sen sonra hangi takımdansın dedim. Galatasaraylıyım dedi. Ya ben de Galatasaraylıyım dedim. Hangi hayvanları seviyorsun dedim. O bana dedi ki köpekleri, ben de köpekleri seviyorum süper dedim. Arkadaş olduk. Sonra işte kısmet oldu. 1970 yılının sonunda sonra Kıbrıs'a geldik. 71 yılında da evlendik. Böyle bir de anı var. O sorayım mı orayı? Gelir gelmez bir telefon geldi galiba. Beklenilen bir dilek, müracaat bir şeyin vardı galiba. Şey vardı. İşte o yıllarda beni amcam İstanbul olsa radyosuna ışık şeye sokuyordu imtihana. Yani amcam şöyle istiyordu. Sen İstanbul Radyosu imtihanını kazan. İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı vasfıyla oku. Burada kal. İstanbul'da kal. İstanbul dışına çıkma. Eşinle beraber burada otur. Abi imtihan açıldı. Biz gittik imtihana. Şimdi tıka basa dolu. Hiç unutmuyorum. 53 numarayı aldım. Oysa Tarık, abi sıra gelmiyor bize. Saat 2'de de Galatasaray maçı var. Galatasaray-Fener maçı var. Yani çok mühimsin. Tam da İstanbul Radyosu, Mithat Paşa Stadyumu'nun arkası. Yani arka kapıdan ben çıktım mı 2 dakikada stadyumdayım falan. Abi sıra gelmeyince ben maça kaçtım tabii. İnanmıyorum. Gittim, yemin ederim, Sezin ablana sor bak anlatsın sana. Bağırdım, çağırdım, cimbombom falan filan. Neyse 1-0 Metin Oktay'ın rahmetli abimin golüyle aldık maçı. Ya buna da inanmıyorum. Şaka gibi. Döndün ve sıra ancak o ben zaman kaçtım, mı? Sıra gelmeden kaçtım maça. Tamam, ne oldu? Giremedin mi sıra? Giremedim bak şimdi. Akşam bana amcam bir tokat attı bak. Oya. Rezil ettin beni koca İstanbul Radyosu'na. Sene 75 çok oldu. Önemli. Tabii bu arada biz İstanbul'dayız. Kıbrıs'tayız. Kıbrıs'tayız, İstanbul'dayız. Gidip geliyoruz, gidip geliyoruz. Ödeneksiz... Aile ziyaretleri mi yoksa gelip 3 ay 5 ay 6 ay? Hayır, 3 ay 5 ay 6 ay kalıyorum. İstanbul'daki şirketten ödeneksiz izin alıyorum. Orada da muhasibim aşk, zaten. Aşk yani. Okay, aşk, şimdi aşkla. Çözüyorum olayları. 75 yılı oldu. Sezin ablan tutturdu. Ya böyle göçebe gibi olmaz dedi. Ya Kıbrıs'ta oturacağız ya İstanbul'da. Ama dedi yani ben annem orada, babam orada, kardeşlerim orada, hepsi orada. Senin kimsen yok, bir amcan var, halalarım var dedi. Annem babam öldüydü benim. Yani. Dedim tamam Kıbrıs'a gidelim ya. Tamam oraya yerleşelim artık dedim falan. İstanbul Radyosu sınavı açıldı mı Tarık? Açıldı. Ulan dedim ben amcama sürpriz yapayım. Gideyim belki geçerim imtihanı. Harikasın. Geçemezsem ne olur dedim. O zaman da söylememiş olurum süper amcama dedim. 2-3 yıl sonra mı ilk sınavdan? 75'te. 72'de o sınava okay, girdim. Tamam. 73 sene sonra. Bu arada da türü tuttuk. Eşyaları yükleyeceğiz. Kıbrıs'a geleceğiz Tarık. Vay vay vay. Korkunç olay. Abi imtihanı biz mi gittik? Rahmetli Cahit Pekseher amcamın arkadaşı tanıdı beni imtihanda. Ama söylemiyor gelmişim tanıdığını. Tarık yemin ederim sana ölümde bir 50 kişi girdi kesin imtihana. Abi 3 kişiyi durdurmalılar. 3 kişi 400 neyse. Durdurmalılar. Öbürleri birinci şarkı ben gamlı hazan yapıyor çık dışarı diyorlar.
Adamda kulak yok, bir şey yok. Ve heyecandan detone oluyor, çık dışarı diyorlar. Üç kişi, dört kişi durmadı. Kaldı onlar. Sıra bana geldi. Oğlum ne okuyacaksın dedi. Muhayyer bir şarkı var. Çok zor. Muhayyer, o Kürdü değil ama. Muhayyer makam bir şarkı var. Onu okudum. Cahit amca bana dedi ki, ya Neptün bir ses... Oğlum dedi Neptün demeyi. Oğlum bir ses aşağı işte çalayım sana dedi. Gözlüklerin altından ve ha bir ses. Çok dik çünkü şarkı. Yok Cahit amca dedim, ben yerinden okurum onu dedim. Böyle yaptı bana göz. Peki oğlum dedi. Yani sen ne halt edeceksen et gibilerden. Abi bir okudum onu ben. Durdu durmadılar beni. Bir daha bak. Oğlum ne okuyacaksın? Efendim dedim. Olsa Hicaz bir şarkı. İsmini unuttum. O. Nereden? Yerinden. Efendim dedim. Oğlum bir ses aşağı. Yok ben yerinden onu da okudum mu yerinden? Harikasın. Durdurmadılar. Çıktım dışarı. Ulan. Bir ay oldu şey çıkmadı. Haber. Liste çıkmadı, haber çıkmadı. Abi biz de türü anlaştık artık geliyoruz. İnternet yok. Sıdıkayı, kızımı, hanımı Sezin ablanı uçağa bindirdim ben. Gönderdim Kıbrıs'a. Ben de ondan sonra tıra bindim. Helalleştim İstanbul'daki ev sahibimle, komşularla. Anahtarı teslim ettim, bindim tıra geldim. Kıbrıs'a Mersin'den girdik, Samanbahçe'ye geldik abi. Buraya. Tarık İstanbul'a kağıt gitmiş. Ev sahibim rahmetli Selahattin amca almış kağıdı. Açmış zarfı yazık artık ben çünkü buraya geldim diye. Bir telefon kazandın açıyor bana. Telefonda yok o zaman. Ne geze? Dayımda var sadece telefon. Ya bakkal da orada burada komşu. Evet. Çağırdılar beni gittik açtılar. Açtık telefonu. Oğlum dedi bak dedi. Neptün imtihanı almışım oğlum, kazanmışım dedi. Şimdi ben bunu dedi büyük bir zarfa koyuyorum. Sana Kıbrıs'a özel ulak uçak yolluyorum. Evini de kimseye kiraya vermiyorum. Pırılı pırtını topla. Acele dön geri dedi bana. Ya alındın yani. Alındın. Zarf gelmiş sabah eve. Abi bir açtık zarfı. Ha, 12 adet resim. Neye koyacaklarsa o resimleri. 12 adet resim. Oturduğunuz mahalleden muhtar belgesi. Cumhuriyet Savcılığından sabıkanız olmadığına dair kağıt. Herhangi bir okulun diploması. Bir şeyler daha nüfus sureti örneği falan filan. Ama sonuçta yani devlet sanatçısı olacağım. Evet. Yani ve 45 gün Tarık bana müddet veriyorlar. 45 gün. Abi 45 günde ben rahat hallederim bunları ya. Ya 15 günde hallederim. Ama para yok. Şimdi sen abi, beni iyi bilirsin. Hayatımda kimseden 5 kuruş istemedim ben.
fakire fukaraya da hep ben yardım ettim. Duymuşundur veya görmüşündür. İsteyen de biliriz. Yani iyi günü de var insanın, kötü günü de var aslında. Yani iniş çıkışlı hayat. Ya. Yani birinden dostlara, dostumuzdan istersek kötü bir şey mi abi? Ben isteyemezdim işte. Ne yani kayınpederimden bile isteyemedim rahmetliyle. Sezin ablanla baktık birbirimize böyle. Sen önümüzde kağıt. Ne yapalım Sezin dedim. Ya dedi nasıl döneceğiz, paramız da kalmadı. Şimdi babamdan mı isteyelim dedi. Dedim yok kalsın. Kalsın. Biz burada kalıyoruz dedim ve o kalış oldu. Bazen işte hayatta böyle köşeli günler olur, karar verilmesi gerekir ve o karar akışı belirler, hayatını belirler. Aynen. Kaldınız burada. Ondan sonra 1976 yılında Saray Otel, Fırtınalar neydi, orkestrası o zaman vardı. Fırtınalar orkestrasının önünde de Yıldırım abinin, Yıldırım Gülses'in bir tane akordiyoncusu şov yapardı. Neydi, Kahraman Yalçın diye bir adam, o da rahmetli. Hayatımda akordiyonla Fırtınalar orkestrasının önünde böyle Tarık güzel şovlar yaparlardı. Dedim gidip iş isteyeyim. Bak hayatımda ilk defa bir yerden iş istedim. Erdal Andız'a gittim. Saray Otel'e. Erdal abi Kahraman Bey'i çağırdı. Çıkar bunu dedi, yukarı dedi. Ahmet Hüsnü'yeyim ben deyince. Bir de abi tipin de güzel. Yani, çok yakışıklı çocuktum ya. Nasıl? Hala öylesin. Çok yakışıklı çocuksun. Ondan sonra Tarık... Böyle bir resim var adamı. Bucağına gideceğim birazdan. Uzatmayalım. Kahraman abi beni götürdü piyanonun başına. Bir şeyler yaptı. Şan yaptı. Bir şarkı söyletti. Gel benden dedi. İndik aşağıya. Hayatımda ikinci seferde kulak hırsızlığı yaptım. Hayırdır? Bir Sıdıkan'ın imtihanında yaptım. Kulağımı dayadıydım kapıya. Eyvallah. Bir de bu Saray Otel'de Erdal abinin odasına Kahraman Yalçın girdi, ne diyecek diye sol kulağımı dayadım kapıya. Oğlum bu kim falan demiştir. Ne dedi biliyor musun? Ben duyuyorum şimdi. Efendim dedi, çok kibar bir adamdı. Bu çocuk mükemmel dedi ya. Korkunç üstelik dedi, yani Amir abi bizim yeğeniymiş dedi, bunu hemen işe alalım dedi. Saray Otel'de. Erdal abi de çağırın onu bana dedi. Ben şimdi duydum, çağırın onu bana deyince 5 adım geriye kaçtım ben. Şöyle kapıdan. Kaçtılar kapı, Neptün Bey gel dedi. Neyse işe aldık. Bir küçük resim koyduk gazeteye. Halkın Sesi, Bozkurt vardı, Zaman vardı. 3 gazeteye ilan verdiler. Hafta sonları mı? Cuma cumartesi. Cuma yoksa... cumartesi. Tarık, kapalı kişi oynadık ya. Bak Allah razı olsun hepsinden ve o zamanki dinleyenlerden. Onlar İngiliz'de tiple sonra askerlik yapmışlar. İlk gazetede tiple çekmişsin. Ne dersin bu beni şeyime, şımarıklığıma yani. Ben şımarıkça bir yorum yaptım. Tabii gelen oradan tatmin de oldu müzikalite olarak. Evet. Ama bence ilk tiple de tipe çekmişsin. Baktılar. Öyle mi abi? Bu çocuk yüzlü dediler. Bir bakalım kimmiş maşallah diye geldiler. Sağ olsun. Öyle. Kapalı kişi oynadık sonra. Parlıyorsun abi maşallah. Eve gidince de tütün bence. Sağ ol. Evet. Parlıyorsun yani, sana vermiş Allah. Ailede de işte hem Türk kültürü hem Yunan demişsin. Yunanistan'daki evet, Türklerin yani kültürü. Yani çok güzel bir şekilde sanat icra etmen için geldin bence dünyaya. Sağ ol. Ve oradan da Kıbrıs'a. Aynen. Ve hoş geldin. Ve hoş bulduk Tarık. Tam işte 48 sene oldu Kıbrıs'tayım. Maşallah. Benim hayatımda da önemlisi. 48 sene evet ve 5000 adet sadece düğün yapmışım bak. 5000 üstünde. Tavernalar, oteller, müzikoller bunlar hariç. Bunları saymıyorum bile. Nasıl kapıp seni sarılıyor muydu? Şimdi buradan Sezin Atma'dan da özür dilerim. Oradan ne bileyim. İşte biraz da yapalım. Ben de konuşuyorum. Evet. Kapıp sarılıyordu herhalde kadınlar sana. Ya nasıl? İyi bir soru mu bilmiyorum, cevap vermeyebilirsin. İnanır mısın? Yok, yaş 71, sizin ablan da biliyor. Hala öyle diyorsun. İnan bana. Yani inan. Tabii sevdiklerinden yapıyorlardı onu. Çok. Herhalde. Yani sanatıma düşkünlüklerinden. Tabii. Veyahut da yani kişiliğime, karakterime
önem verdikleri için söylüyorlar. Ama neyi bir feyiz yani böyle ha. Mesela bazı şeyler böyle çilek kokar, şeker kokar, evet. Yemek istersin. Silgi bile olsa mesela yemek istersin. Seni de gördüğünde biri hemen böyle sarılmak isterim. Yemek isterim, aynen. Söylüyorum. Tarık inan bana sokakta yürüyemezdim. Sen yani hatırlarsın o zamanları. Biliyorum. Caddede yürüdüm böyle sarı önüne doğru. Yani yolda 100 kişi varsa abartmıyorum 70 tanesi sarılıp öperdi beni. Biliyorum. Dükkan sahipleri de öyle. Ablalarım, abilerim onlar. Var mı peki? Az önce Şenya Hanım'la da sohbet ediyordunuz. Bu arada kafeye çok teşekkür ediyoruz. Bizim hem ekibimizi ağırlıyorlar. Ekipleri harika. Ömer Bey, Şenya Hanım harikasınız. Neptün abiyi de böyle güzel ağırlamaya gönüllü oldukları için çok teşekkür ederim onlara. Var mı peki? Yani o kadar bence çok güzel şeyler yaşadın, o kadar çok söyledin, o kadar çok ne bileyim konser verdin ki şu an zaten rahatsın. Lakin Şadiye Hanım'da da var, seni seven fan. Ben mesela fanındım. Evet, fanınım. Ama hayır, bulamıyorum seni. Klip programı yapıyoruz Topon ama yani orada olsan gene parlatacağım fanınım. Sağ ol. Benim gibi işte Şadiye Hanım da öyle. Birçoğu öyle. Lakin yeni nesilde yani onları suçlamamak da lazım. Nerede bulacağız? Mesela Bayrak Efendi'de şarkıyı ben çalmak istiyorum bazen senden konuştuğumda. Bulamıyorum. Şimdi de senden bunun sözünü alayım. Götürmek istiyorum oraya. Bir şekilde silinmiştir yılların içinde. Bayrak Efendi'de var benim aslında. Buluruz, bulacağız. CD'lerim var. Peki yeni bir şeyler yapmayı çok hiç şarkı mi umursamıyorsun? Var. Yoksa düşünüyor musun ara ara? Yani sevenlerin yeni nesil seni tekrardan Neptün'ün eli görebilir mi? Çocukların görmesi lazım beni aslında. Bence görmesi gerek. Tarık bir de çok güzel şeylere değindi. Bir tanem şöyle. Biz düğün yapardık. Ve ben tabernacılık yapardım. Ve ben konserler yapardım. Ya düğünlerde düğün sahibiyle özel ilgilenirdim. Bak oradakiler hepsi biliyor, hatırlarlar. Öyle olmasın. İlgilenirdim. Şimdi bakıyorum düğünlere, Allah'ım yarabbim, vallahi billahi adam bir kere kılığı yok. Düğüne çıkmış, düğün yapacak kılık yok, kıyafet yok, gitar elinde oturmuş, bir de ayak üstüne atıyor halka. Bu bir saygısızlık bence. İşte. Gitar elinde Tarık, bu hale sigara alıyor, akıyor falan. Saate bakıyor arada bir, aman düğün bitsin de paramı alayım. Yok öyle şey. Gelinle damatla özel ilgilenirdim ben, hatırlıyorsun sen. Ya bilirim. Anonslar ederdim, şarkılarını söyletirdim onlara. Ya düğün onların ya. Düğün onların. Konser gibi, konser gibi. Evet, evet. Biz var böyle mı? Yeni yani bir şeyler var mı? Var de bana, sevineyim buradan da birçok insan sevinsin. Ya da bana emret, ben bir şeyler yapayım abi. Ben sadece şey... Boymun yettiği kadar. Şey istiyorum Tarık. Mesela beni alıyorlar, yemeğe götürüyorlar. Tabii oradaki çalan, enstrüman çalan evlatlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım hemen beni görünce aman hocamız geldi diyor. Öyle. Anons ediyorlar ve halk beni hala bırakmıyor bak. Bir şarkıyla çıkıyorum, yakamdan yapışıyor, bırak. Şimdi ama benim ölmeden evvel son bir dileğim olacak. Daha dur abi zaten. İnşallah biraz daha yaşarım Allah inşallah. Allah uzun versin. Böyle sağlıklı, sıhhatli, çakı gibi maşallah. Kaliteli bir yerde. Yalnız yanımda sen olacağım veya bir kişi tabii, daha Emre olacak. Yani kalite kokacak oradaki müzik. Bana çalan adam da, adamlar da kalite olacak. Ve o restoran veya neyse kafe, o orası da mükemmel olacak. Tarık son şarkılarımı orada okumak önce isterim. Biz de yani ne bileyim bir dinamizm için yani. Yani senin zaten bizim yardımımıza ihtiyacın yok. Harikasın, evet. Parlıyorsun. Öyle bir şansa sahip olursan zaten benim için de unutulmaz anlar, günler, yıllar olur. Evet. Neyse. Hani yorulmayayım diye, anladın mı? İki tabii, program tabii olsun. Abi ilk önce bunu taçlandırsak, ne bileyim stüdyoya gitsek, bir kayıt yapsak, yaptırsak, yaparız. Sana okutsak, yaparız. Sonra klibini çeksek bir şekilde yani televizyonlarda bir parlatsak, sonra da konserlerine çıksan yani. O öyle da olmaz mı? O da olabilir. Ne güzel, en hayırlısı olsun o zaman. Sen bana yol göster.
Tarık, abi, çünkü ben nasıl? Yıllardır şeyde değilim, piyasada değilim. Evde ders veriyorum biliyorsun. Sen bana emret, ben de yürüyeyim. Evde derslere sonra odaklandım diye. Şimdi piyasada ne var? Yeni teknoloji ne var? Bizim zamanımızda teknoloji yoktu Tarık, biliyorsun. Hiçbir ben şey de yok. Zaten oralardan geliyorum. Ben bantlar yaptım evde. İnşallah bir gün eve geleceksin inşallah. İnşallah. O CD'leri ben evde 2000 liralık alette yaptım ya. 2000 TL. Doğrudur. Ya millet okumaya gidiyor. Cebinden para veriyorlar Tarık. Böyle bir şey olmaz. Tamam, ve... bunları zaten senin düşünmene gerek yok. Seni alıp götürmemiz lazım. Sen sadece sanatını icra etmelisin, yorumlamalısın. Bunlarla kafanı bozmamalısın. Sen haklısın. Yüz binlerce liralık cihazlarda okuyorlar ya. Ya ben 2000 liralık cihazda okudum evimde. Tamam ya. Abi. Şu kadar. Şimdi gene sen de okuyacaksın onlardan. İnşallah Allah nasip edecek. Sonra Tarık, mesela sen ben işte para kazan adamısın. Para kazandık biz Tarık. Ve beni çağırırlar, seni çağırır. Tarık'cığım işte bu akşam bir yer bir şeyimiz var, gelir misin? Gelirim. Kimle? Şununla gelirim. Ne kadar istiyorsun? Bu kadar. Sen paranı alırsın, cebine koyarsın. Tamam mı? Ya, CD yaparsın, belki az miktarda yaparsın, satışa çıkartırsın ama para kazanırsın. Yani çok ya öyle. Şimdi insanlara bakıyorum, CD yapıyorlar. CD yapıyor, kendi cebinden 100 bin lira veriyor CD'ye Tarık. Yahu, ya sen insan memurdan aldığı parayı özel sevki için CD'lere yatırıyor. Ya o zaman bizim mesleğimize hakaret ediyorlar Tarık. Satamıyor zaten. 100 bin lira cebinden vermiş oluyor. Ben sana onlarca insan sayarım bu programdan sonra. Onlarca, yirmilerce insan biliyorsun onları. Hediye veriyor. Bir şey değil abi. Ama olmaz. Senin farkın çıksın diye olur ama böyle olmaz. Şeyler. Sonra bir ben, de şey var, seni bulmuşken anlatayım ben. Burada. Çok mutlu oldum. Ne diyeyim, milyonlar var diyeyim. Metin'cim bizi de uyarsın tabii ki. De evet. Abimin duyguları boşa harcanmasın Metin'cim. Canım benim. Şimdi, İnanmıyorum yani. Abi sezdin mi programı? Son 5 dakikanız kaldı diyor Mete. Allah. Evet. Tamam. Söylemeni sen isterim söyle. Ama yok daha bitmiyor. Anlatmak istediğim bir şey var galiba. Tarık'cığım bir de şu var. Mesela ben niye sahneyi bıraktım 2001'de? Bu önemli bir şey. 2001'de ya. Üniversitesi sahipleri yani? Değişti. O zaman ben düşün 40 sene şarkı söylemişim. Müessese sahipleri değişti. Sen bana gitar çalıyorsun, öbürü org çalıyor, öbürü keman çalıyor. Gece bitiyor, zaten anam ağlamış halkı eğlendirmekten. Bırakmıyorlar. Patronu arıyorum, patron yok. Para ödeyeceğim, Tarık'a, orgçuya, kemancıya yok. Hadi cebimden veriyordum ben. Adamı iki gün sonra yakalıyorum. Aa, Neptün abi hanım hastalandı, eve gittim diyor. Bana para dedim, eksik olsun ya. Piyasalaşmaya başladı. Sonra son bunu da söyleyeyim de Tarık. Bir telefon açıyor bana bir X bir otel. Neptün Bey bu akşam işte balomuz var. Lütfen gel işte ücretli diyor, atıyorum. Gidiyorum onun emeğini. 10 kuruş. 10 kuruş. Nasıl olur abi diyor. Bilmem ne hanım diyor. Bir kuruşa çalışıyor diyor. Oh! Yapma ya. O zaman o hanımı alsan. Ben gelemem. İlla ki öğreneceğim bir şeyler de vardı abi diye düşünüyorum. Ben de Sezin abla gibi şimdi bir olumluya bağlıyorum. İlla ki ama her yaşanan şey insanlar için ve her yaşadığımız şey bize bir şeyler öğretmiyor mu abi? Öğretiyor mu? Öğretiyor. Çok iyi öğrendim. Artık musikinin sonuna gelmişiz. Ya bütün her şeyin aslında birbiri içine girmiş. Bir kere bu işten artık sonra para kazanılmıyor. Tabii sen şimdi bir öğretmen kazan. Boyutunda birisin. Yani senden işte oturup kalkmayı bir de adabı var. Yani sadece güzel sesli olup da ya da biraz kıvırmayla da değil. Bir saygın olacak büyüklerine ya da oradaki halkı sayacaksın. İzleyenlere. Halkı sayacaksın. Bunu yani senden öğreneceğimiz ya da benden sonraki neslin de senden öğreneceği çok şeyler var.
duruş, hitap. Tabii çok okuma, şeyler var. Saygı. Çok şeyler. Sonra Tarık bir de o ışık dedim ya, baştaki ışık. Sahne ışığı olmazsa bir insanda... Canını ye. Canını ye, meşhur olamazsın, şöhret olamazsın kardeşim. Tabii. Bir şekilde bir tip olacaksın. Bir tip olacaksın. Şeytan tüyü derler ama şeytan, ben melek tüyü bir şey diyorum. Bak sende öyle bir şeytan tüyü var ama ki... Ama bana geldi, ben seninle konuşuyorum. Maşallah. Güzel bir şeytan tüyü. Abi, tamam. Senin yanında hiçiz biz. Mesela, cidden maşallah. Sağ ol. Mesela maşallah. Bir Tarık Akan'ı düşün sen. Oh. Adam korkunç bir bir sinema artistiydi. İsmim oradanmış. Babam ondan onu görmüş seninle de. Bana 3 gündür isim bulamıyorlarmış. Tabii. Tarık böyle falan demiş. Enerjisi var. Ahmet Özcan, ne yakışıklı adam görüyorsun. Işık var. Sahneye çıkıyor, ışık var. Neptün'le. Ya sağ ol. Gerçekten öylesin sen, sağ ol. Seninle aynı dönemde yaşadığım için kendimi şanslı hissederim. Ben hatta yani bir şekilde... Ben de çok mutluyum. Bu halde olduğum için senden benim için güzel şeyler duymak. Önce anneme, sonra bana... Çok selam söylüyorum annene buradan, sevgilerimi. Ne güzel. İki yanaklarından öp benim için onu. Süpersin, süpersin. Öp benim için. 50 dakikaya sığdıramam seni. Sığdıramaz kimse. Bir dahaki programı inşallah. Bu daha da güzel ama böyle tatlı tatlı. İnşallah mahcup etmemişimdir abi seni. Ben de hala o heyecan bitmedi. Şimdi kameralar kapandıktan sonra oh be abi diyeceğim. Sana sarılacağım yani. Bir çekeyim diye. Çok mutlu oldum ben de. Senin sayende sonra Beret ekranlarından bir kez daha halka seslendim. Seslen abi. Duygularımı anlattım. Ben ağlamamak için çok tuttum kendimi. Hala da öyleyim. Ve bir hatıram var. Berete ilk kurulduğu zaman, yani televizyon ekibi burada Kızılbaş'ta kurulduğu zaman ilk canlı yayını Tülin Hanım'la, ki kulakları çınlasın, ondan sonra Taylan Bey arkadaşımla ve ben yaptım. Maşallah. İlk şarkıları ben söyledim orada. Önemli bir canlı adam olduğunu biliyorsun, hissediyorsun değil mi abi? Yoksa hala işte Ergen yok ya. Hayır, kesinlikle. Siliyorsun bunu, öyle mi? Parlatıyorsun yani sen de. Sağ ol. Tadını çıkaramayabilirsin belki tanınmamış bir ülkede yaşadığın için. Yok, ben mutluyum. Yaşa. Ben mutluyum, sizle mutluyum. Yaşa. Bu halkla mutluyum ben. Mutlu halinle bir kere daha piyasaya ben kendi boyumu niyetli yere kadar seninle olmak istiyorum, tercih ediyorum. İnşallah başarırsın. Gır gırına 3 ay gidelim okuyalım. Bak, bak şu halkta hepsi gelecek, ben inanıyorum. Ben başlarsam bir yere çok kısa bölüm için, bir de sen olursan yanımda. Canımsın abi, teşekkür ederim. Gırgıra bak, hepsi gelecek. Teşekkür ederim. Hepsi gelecek. Kısmetse her şey olur, su aksın yolunu bulsun diyorum. Evet, inşallah.
gibi nurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak. Biz de ikimiz kalsak yıldızların altında. Mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak. Biz de ikimiz kalsak yıldızların altında. Yanmam gönül yansa da, ecel beni ansa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Yanmam gönül yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Bizi kabul ettiğin için ne kadar teşekkür etsem azdır. 50 dakikaya sığdıramayacağımı herkes bilir. Neptün'ün eri bilenler bilir. Bilmeyenler de yeni nesilden, belki işte 10-12 yaşında yetişememiş olanlar yani. Şu anda görüyorlar. YouTube'dan yazın. Biz ancak 50 dakikaya bu kadar yapıp da sığdırabilirdik Neptün abiyi. İnşallah diyorum. Çünkü mahcup etmemek istiyorum Neptün abiye, layık olmak istiyorum. Harika bir insan. Online dönemde yaşadığım için gerçekten kendimi ayrıcalıklı hissederim. İyi ki varsın abi. Kafesi Restoran'ta kafeye teşekkür ediyoruz. MP'ye Latif Atlama. Herkese, bütün ekibe teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Harikasın abi.